Sayın Savunma Bakanı Yardımcımız Muhsin Derebey, hoş geldiniz. Buradaki Sungurlu'muzun çok kıymetli iş yatırımcıları, dışarıdan gelen yatırımcılarımız, Sayın Bakanım, Sayın Kaymakamım, Emniyet Müdürüm, burada bulunan hazır olun. Uzun sürelerdir çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Çok şükür Sayın Bakanımızın sayesinde 20 yıldır bitmeyen bütün projeyi 2 ayda kendisi bitirdi. Zaten anlatacaktır sizlere. Hoş geldiniz diyor, şeref verdiniz diyor, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Beyiş Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım, çok kıymetli katılımcılar. Burası Organize Sanayi Bölgesi 1997'de çalışmalarına başlanmış ve 2000 yılında tescil edilmiş bir organize sanayi bölgesi. Yaklaşık 485 hektar alana kurulu. Birinci etap imar planı 2001 yılında tamamlanmış. Ama 2001 yılından bugüne kadar, geçen seneye kadar öyle diyelim, sadece bir firma faal olarak çalışabilmiş maalesef. Ve bu son dönemde az önce Beyiş Başkanımızın da söylediği gibi Milli Savunma Bakan Yardımcısı Sayın Muhsin Bey'in büyük katkılarıyla, emeğiyle 20 senede gerçekleşmeyen faaliyet, yatırım 3 ayda, 6 ayda gerçekleşmiş durumda. Şu anda hem birinci etapta, hem ikinci etapta ve üçüncü etapta yatırım parseli, tahsis yapabileceğimiz yatırım parseli kalmadı. Biz geçen hafta bunun kararını aldık yönetim kurulu olarak. Dördüncü etabı da açacağız. O alanın büyüklüğü de 125 hektar. O alanında inşallah yatırımcılara açacağız, imar planını yapacağız, zemin etütlerini hızlıca yapacağız. Elbette ki Sayın Bakanımızın büyük desteğiyle bunları hızlıca gerçekleştireceğiz. Ve o alanında yatırımcılarımıza tahsis edeceğiz. Bütün yatırımcılarımızı bu anlamda, bu alanda yatırım yapmaya bekliyoruz. Çok güzel gelişmeler oluyor, çok mutluyuz. Ben bu dönemde ilçe kaymakamı olarak burada bulunmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Sayın Bakanımın emirleri altında çalışmak bana çok mutluluk veriyor. Çalışkanlık nedir? Üretimlidir. Yaptığımız işin sonuçlarını görmek nedir? Sayın Bakanımızın talimatlarıyla bunları öğreniyoruz. Hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah çok büyük yatırımları önümüzdeki sezonda en kısa zamanda göreceğiz burada. Birçok faaliyeti hep birlikte açılışını gerçekleştireceğiz. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Başta Sayın Bakanımıza da şükranlarımı arz ediyorum. Sağ olun. Öncelikle arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Zahmet ettiniz bu sıcakta. Allah hepinizden razı olsun. Burada bu Haziran'ı toplamak benim tercihim değildi. Onu söyleyeyim ama arkadaşlardan, kaymakamımızdan, Beyiş Bey'den, oda başkanlarımızdan, siyasi parti ilçe başkanlarımızdan bir talep geldi. Çünkü biz yaklaşık bir senedir bu konularla uğraşıyoruz hep birlikte. Ama belki odalarda olmayan, sanayici olmayan arkadaşlar tam konu nedir, biz burada ne yapmaya çalışıyoruz? Bu tam anlatılamadı herhalde. Bir de son dönemde bazı spekülasyonlar yapıldı. Hiç aslı astarı olmayan. Gerçi sonra kendi işlerinde bazı genel başkan dahil, CHP'nin genel başkanı Kemal Bey dahil onları yalanladılar ama biz olayın bir aslını anlatalım. Kimsenin kafasında bir şey kalmasın. Şimdi öncelikle Ağustos ayındayız. Oradan başlayalım. Ben Milli Savunma Bakan Yardımcısıyım. Ordunun bir mensubuyum artık. Ordunun hizmetinde, ordunun lojistik konularından sorumlu bakan yardımcısıyım. Dolayısıyla ordu neler yapıyor, silahlı kuvvetler neler yapıyor, bunu daha yakından takip ediyoruz artık. Bunun sorumluluğunu hissediyoruz. Dolayısıyla Ağustos ayı da bu anlamda bizim silahlı kuvvetlerimiz için, ülkemiz için zaferler ayı. İşte 26 Ağustos'ta 1071 Malazgirt'in yıl dönümünü Ahlat'ta, Malazgirt'te geniş çaplı kutlamalarla kutlandı. 1000 yıllık bir zafer. Peşinden 1473 Otlukbeli zaferi var yine Ağustos ayında. 1514 Çaldıran zaferi yine Ağustos ayında.
1526 Mohaç Zaferi yine Ağustos ayında. En son da 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos 1922'de sona eren Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Zafer Bayramı yine Ağustos ayında. Dolayısıyla Ağustos ayı bizim milletimiz için zaferler ayı. Öncelikle bunu anmak istedim sizlerin huzurunda. Bu ordumuza bugüne kadar şehit olmuş, bu uğurda, vatan millet uğrunda şehit olmuş atalarımıza bir borcumuz, gazilerimize bir borcumuz. Bu arada gazilerimiz deyince bir yaralı askerimiz var. Hepsi dua edelim hepimiz. Biraz durumu ağır. Gülhane Askeri Akademisi'nde gerekli tedavileri yapılıyor Gülhane'de. Allah inşallah en kısa sürede şifasını verir. Aramıza kavuşur. İnşallah. İkincisi Samsun'dan geldik buraya. Samsun'da Teknofest'in 5.sini düzenledik bu sene. Azerbaycan'da bir tane yaptık, 5 tane de Türkiye'de yaptık. 3'ü İstanbul'da, 1'i Gaziantep'te. Bu sene de Samsun'daydık Teknofest'te. Sağ olsun Sungur'dan da Kaymakamlığımız, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüz organizasyonunda arkadaşlarımız geldiler. Yaklaşık 18 otobüslük gençlerimiz, çocuklarımız Teknofest'te Samsun'da ortak oluyorlar. İlk 3 otobüs dün ben oradayken onlarla görüşme imkanı bulduk gençlerimizle. İnşallah bugün de, yarın da, pazar gününe kadar görecekler. Yani 18 otobüs yaklaşık 6-700 kişi demek. 6-700 gencimiz orada uçaklara, insansız hava araçlarına, helikopterlere, oradaki silah sistemlerine dokunacaklar. Bunların yapılabildiğini görecekler ve yeri geldiğinde bunları yapabileceklerini görecekler inşallah. Bu yüzden Teknofest'in önemi bizim açımızdan gayet en önde tuttuğumuz konulardan birisi. Çünkü bir taraftan askerin silahını, mühimmatını, tankını, topunu yapmanız lazım. Bir taraftan da onları kullanacak, onları yapacak personeli yetiştirmeniz lazım. Bu da gençlerin eğitim almasıyla oluyor. Gençlerin bu teknolojiye hakim olmasıyla sağlanabiliyor. Dolayısıyla gençlerimizin bunları bizzat görmesi, işte Akıncı İHA'yı görmesi, Atak helikopterini görmesi, uçaklarımıza binmesi yerine göre içine fotoğraf vermesi için de gerçekten son derece önemli. İnşallah geçen sene işte bir otobüs, iki otobüslük bir şey sağlayabilmiştik İstanbul'da. Bu sene 18 otobüs oldu. Allah sayılarını artırsın inşallah. Gençlerimizde bu bilinci oluşturmamız lazım bizim. Bu milli teknoloji bilincini oluşturmamız lazım. Biliyorsunuz son 20 yılda bu alanda, savunma sanayi alanında çok, sanayileşme alanında çok ciddi yatırımlar yapıldı. %20'lerden yerlilik oranı %80'lere çıktı Türkiye'de. Artık yaptığımız, kullandığımız silah mühimmatının %80'ini Türkiye'de yapabiliyoruz. Dışa bağımlı olmaktan çok şükür büyük ölçüde kurtulduk. O yüzden teröristlerle Irak'ta, Suriye'de bu kadar rahat mücadele edebiliyoruz. Kullandığımız mühimmatın çok önemli bir kısmı kendi mühimmatlarımız, kendi yaptığımız mühimmatlar. İnşallah daha iyi olacak. Bundan sonraki kısım %20'lik kısım, %80'lik kısımdan daha zor, bunu bilelim. Çünkü daha kritik teknolojilere geçiyoruz. Daha çok çalışmamız gereken bir döneme giriyoruz. Ve bunun içinde bir 3-5 seneye daha ülkenin ihtiyacı var. Bu yatırımların yarım kalmamasına ihtiyacı var. İnşallah bu ülke bunun bilincinde olacak. Bu savunma konuları, savunma güvenlik konuları siyasi mülahazaların dışında tutulması gereken şeyler. Ülkenin bekası ile ilgili konular. İnşallah halkımız da bunun farkında olacaktır. Gerekeni, üzerine düşeni yapacaktır. Ben buna inanıyorum yürekten. Evet arkadaşlar, sıcaklığı sizi çok tutmayacağım ama gelelim Sungurlu'ya. Sungurlu'da neler yapmaya çalışıyoruz? OSB ile, ticaret odasıyla, siyasi partilerimizle, sağ olsun kaymakamımızla. Geçen sene Haziran'da bu süreci başlattık. Bütün oda başkanlarımız herhangi bir ayrım gözetmeden bizi ziyaret ettiler. Siyasi parti ilçe başkanlarımızla birlikte. Orada dedik ki Sungurlu'da bu birliktelik olursa biz Allah'ın izniyle Sungurlu'ya bazı yatırımları getiririz. Sanayicileri getiririz. Sungurlu'dan sanayici çıkarsa, arkadaşlarımız bir araya gelirse onların önünü açarız. Sungurlu OSB'de bu imkan var. Peşinden de bir yıl geçti. Bu bir yılda tabii boş durmadık. Hep birlikte çalıştık. Bir taraftan OSB'nin imar planlarının revizelerine çalıştık. Bir taraftan sanayicileri bulmaya çalıştık. Sungurlu'dan sanayicilerimiz çıksın diye görüşmeler yaptık. Ve Allah'a şükür bizim beklentimizin de üzerinde bir taleple karşılaştık. İşte ilki burada tesislerini, idari binalarını yapmaya başlayan fişek fabrikası, MİTE savunma.
Sinan Beyler bu işe başladılar. Tahsisleri yapıldı. Yaklaşık 500 dönüme yakın bir alan tahsis edildi. 400 dönüm. Evet, 400 dönüm civarında bir alan tahsis edildi. Yani 400 dönüm deyince dile kolay geliyor. 400 bin metrekare yapıyor. Evet. 400 dönümlük alan. Yani şu gördüğünüz alanın çok önemli bir kısmı burada. Bunun içinde neler olacak? Ciddi bir yatırım var. Yatırım sonuçta 60-70 milyon euroluk bir yatırım olacak burada. Yani atış poligonlarından tutun da makine kimyanın gazi fişek fabrikasını gezenler oldu. Oda başkanlarımız, ilçe başkanlarımız birlikte geçen sene geldiklerinde gördüler. Gazi fişek fabrikasının neredeyse Ankara'daki iki katı büyüklüğünde bir fabrika olacak burada. Sadece fişek fabrikasında. Hani şimdi bazı genel başkan vekili CHP'nin Özgür Bey söylüyor ya, burası güvensiz. Gazi Fişek Fabrikası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin diğer yamacıdır. Ve 20 senelik teknoloji, işte biraz modernize edildi. 50 senedir var orada. Dolayısıyla bunun güvensizlikle falan bir alakası yok. Alanı da bu kadar değil. Burada en son teknolojiyle, son derece modern ve fişek fabrikası inşallah yapılmış olacak. Bütün güvenlik tedbirleri alınmış olarak. Zaten fişekle ilgili çok ciddi bir risk de yok. Makine kimyanın 11 tane fabrikası var. Fişek var, balık var, hepsi var. Yani ben şunu çok anlamakta zorlanıyorum. Elmadağ'da olursa güvenli, Kırıkkale'de olursa güvenli, başka bir yerde olursa güvenli, Ankara'da olursa, Ankara'nın göbeğinde olursa güvenli. Ama Ankara'nın göbeğinde olursa güvenli ama Sungurlu'ya gelince güvensiz. Bravo. Böyle bir şey yok. Allah'ın izniyle en güvenli teknolojiyi kullanarak burada binlerce kardeşimize istihdam sağlayacak bu yatırımlar. İnsanlar isteyen de olsa, istemeyen de olsa, kim ne yaparsa yapsın, Allah'ın izniyle böyle tamamlanacak. Sonra biz bu fişek fabrikasına sevinirken bir gün Arca Savunma geldi. Burada İsmail Bey de burada, kendisi de Çorumlu. Dediler ki ya biz de yatırım yapmak istiyoruz, biz de kapsül fabrikası yapmak istiyoruz. Aslında biraz Kırıkkale düşünüyorlardı ama herhalde Kırıkkale'deki araziler yeterli değildi. Biz de dedik ki Sungurlu OSB'de 5000 dönüm yer var. 3000 dönümü imara açıldı. Geri kalan 4000 dönümünün imar süreci tamamlanma aşamasında fişek fabrikası da orada oluyor. Entegre olur bu tesisler. Gidin Sungurlu'da yapın dedik. Sağ olsun onlar da bizi kırmadılar. Geldiler hemen yer tahsislerini yaptırdılar. Yaklaşık 300 dönüm civarında da, doğru mu? Onlara yer tahsis edildi. İkinci olarak bu oldu. Sonra fişek yapıldı, kapsül yapıldı, sıra baruta geldi. Barutu kim yapacak diye bir yatırımcı bakarken biz, Ahmet Ahlatçı Bey sağ olsun, onunla görüştük. Onun da Çorum OSB'de bazı yerle ilgili sorunları vardı, yer sağlanamamıştı. Dedik ki Sungurlu'da istediğiniz kadar yer verelim size. Sungurlu OSB'nin imkanları var. Sağ olsun Kaymakam Bey, Beyiç Bey, OSB yönetimi ön ayak oldular. 600 küsür dönümde ilk etapta ona yer tahsis edildi. O da barut fabrikası yapmak için. Barut fabrikası da nereden baksanız 150-200 milyon euro yatırım gerektiren bir büyük bir tesis, devasa bir tesis. Ayrıca Türkiye'de şu anda bir tane barut fabrikamız var. Kırıkkale'de var, işte fişek fabrikamız var, Ankara'da var, kapsül fabrikamız var, Elmadağ'da var. Dolayısıyla Türkiye'deki bu devletin, makine kimyanın şirket olarak bu fabrikaların yedeklenmesi de gerekiyor. Güvenlik açısından da yedeklenmesi gerekiyor. Yani yarın bir savaş durumunda hem ilave ihtiyacımızı karşılayacak, hem olası bir fabrikadaki bir sıkıntılı durumda yedekleme gereken bir fabrikaya ihtiyacımız vardı. Ayrıca elimizde o kadar çok sipariş var ki, dünyanın her yerinden siparişler var. 10 yıllık, 20 yıllık fabrikalar üretim yaptığında satılacak mal lazım şu anda. Elimizde olsa 20 yıllık ihracatımız hazır. Bunları tabii anlatınca sanayicilerimiz akıllı, uyanık. Dediler biz yapalım bunu. Sağ olsun Ahmet Bey de o şekilde Sungurlu OSB'de karar kıldı. Bu üçü yapıldı. Dedik ki ya bunu bu kadar, madem toplam değeri 6 milyar TL. Hani bu ya ezbere mi söylüyorsunuz diyorlar. 5 milyar 982 milyon TL. Rakamı rakamla. Yani bunların hepsinin hesabı, kitabı, projesi, bütün siparişleri, tezgahları, inşaatları, planı, projesi tamamı yapıldı. Ondan sonra da dedik ki ya madem bu kadar yatırım yapılıyor, Sayın Cumhurbaşkanımız bunun temelini atsın. Sayın Cumhurbaşkanımız normalde temel atma programı çok yapmıyor. Açılışlar yapıyor. O yüzden Çorum programını biraz da erken aldı. Çorum'daki miting programını.
biraz daha belki 1-2 ay sonra olacak. Erken aldı. Çünkü yaz dönemini geçirmeyelim. Bu inşaat sezonunu geçirmeyelim. Çünkü biz firmalarımızın temsilcileri buradalar, seyrediyorlar. Dedik ki bu fabrikaları bu sene bitmeden kaba inşaatlarını bitireceksiniz. Mart-Nisan'da da ilk üretimler başlayacak. Baştan beri söylediğimiz bu. Bu söylediklerimizden bir adım geri atmak yok Allah'ın izniyle. Yani sağ olsun Cumhurbaşkanımız Mayıs'ta açalım dedi. Ama biz Mayıs'a da inşallah bunu bırakmayacağız. Mart'ta, Nisan'da bu tesisler üretime başlayacak. Ama barutun sadece barut üretimiyle de yetinmeyeceğiz. Barutun ham maddesini de biz burada yaptıracağız. Yani aslında barut fabrikası tesisi sadece barut fabrikası değil, 3 farklı tesis. Barut, nitrogliserin ve nitroselülöz tesisi. Ki bu nitrogliserinle nitroselülöz barutun ham maddesi Türkiye'de de yapan yok, makine kimya dahil. Dünyanın çeşitli ülkelerinden satın aldığımız ürünler. Dolayısıyla Sungurlu'da, sadece Sungurlu'da Türkiye'de bu ürünler de yapılacak. İnşallah. Bu üçü tamamlandığında bu 6 milyarlık yatırım Allah'ın izniyle bitmiş olacak. Yani güvenliğinden temizliğine, teknik lise mezunundan 2 yıllık üniversite mezununa, 2 yıllık okul, meslek yüksek okulu mezununa, üniversitenin mühendislik bölümlerinden mezun olan arkadaşlara kadar toplam baktığımızda onun da bütün hesabı hangi branşlar dahil var. Öyle ezbere işte 2000 kişi, 3000 kişi öyle bir huyumuz yok bizim. Hepsi hesaplı kitaplı çünkü işte görüyorsunuz buradaki arkadaşlarımın, abilerimin, kardeşlerimin %90'ını tanıyorum. %100'ünü yüz yüze tanıyorum. %90'ı konuştuğum, görüştüğüm insanlar. Biz burada yüz yüze bakacağız. Söylediğimiz şeylerde yalan yok. Teşekkürler. Dolayısıyla bu tesislerin açıldığında ben bunları konuşalım diyordum ama herhalde açılacağına bazıları inanamadı. İnşallah inanırlar bundan sonra. Burada devam ediyor. Tabii imkanlı olanlar araçlarla yani yürüme mesafesinde değil. İşte Arca'nın tesisleri bu istikamette. Yani burası Kaymakam Bey biliyor, Beyç Bey biliyor. 4 köyün arazisi üzerine kurulmuş bir OSD. Yani ben bu arada buraya emek veren herkesten Allah razı olsun diyorum. 1997'de başlamış süreç. OSB'nin kuruluş süreci. Şurası iyi düşünülmüş. Yani 5000 dönümlük bir alan. İşte hektar hesabıyla 480 küsur. Evet, hektarlık bir alan düşünülmüş. 3 yıl sürmüş bakın o zaman. 3 yıl sürmüş OSB'nin tescil edilmesi. 2000 yılında OSB tescil edilmiş. 2001 yılında da ilk binlik kısmı, ilk 1000 dönümlük kısmının imar planı onaylanmış. Şimdi bizim yaptığımız neydi? Hani söylüyorlar ya işte plan olmayan, daha izinleri alınmayan bir yere, tarım arazisine fabrika yapıyorlar deniyor. Şimdi 97'de, 97 ile 2000 yılları arasında kamulaştırması yapılmış. Burası OSB'ye ait bir alan, 2000 yılından beri. Burada nasıl tarım yapılacak? Tarım nasıl yapılmış? Arkadaşlar icara vermişler, boş dururken köylülerimiz kullansın diye. Dolayısıyla buranın tekrar tarım alanı olma ihtimali var mı? Özel mülk olma ihtimali var mı? Yok. Bura OSB'nin alanı. Yani bunu bile bile burası tarım arazisine tesis yapılıyor demek ben yorumu size bırakıyorum. Size bırakıyorum diyorum. Ayrıca işte izinler alınmadan temel attırıldı Cumhurbaşkanı'na deniyor. Şimdi 4000 dönümlük alanın izinleri Toprak Koruma Kurulu kararları. Bakın bu arada tabii ben her şeyden şikayet etmek istemiyorum. Arkadaşlar biraz huyumu biliyorlar. Bu süreçte biz iki klasör evrak düzenledik. Bakın 2000 yılında kurulmuş OSB için 2000 yılında kamulaştırması bitmiş, kamu yararı bitmiş, Toprak Koruma Kurulu kararları çıkmış, tarım vasfını kaybetmiş arazi için yeniden sıfırdan OSB kurar gibi geri kalan 4000 dönümlük alan için iki klasörden fazla yazışma yaptı. Kaymakam Bey mesaisinin yarısını buna verdi herhalde. Beyiş Bey bununla uğraştı. Arkadaş burada bir de Hüsamettin kardeşimiz var, Hüsamettin abimiz var. Allah razı olsun OSB'nin bütün işlerinde koşturdu. Kaç sefer, defalarca Ankara'ya gittiler, geldiler. Neler yapıldı? Önce Tarım Bakanlığı'na, Tarım İl Müdürlüğü'ne yazdık. Dendi ki Toprak Koruma Kurulu kararı lazım. Peki, Tarım İl Müdürlüğü'ne yazdık. Onların bir komisyonu var. Onlar toplandılar. Dediler ki burası zaten tarım arazisi vasfından çıkmış. OSB alanı olmuş. Dolayısıyla o izin çıkacak. Ama tabii o izni biraz sıkı tutmazsanız bir ayda çıkıyor. Biraz bağırır çağırırsanız iki günde çıkıyor. Neyse Tarım İl Müdürlüğümüzden o yazı çıktı.
Vali onayı gerekiyor. Vali Bey onayladı. Tarım Bakanlığı'na gidiyor. Tarım Bakanı onayı gerekiyor. Orada bir Bakan Yardımcılık Başkanlığı'nda bir komisyon var. Bu arada yeniden OSB süreçlerini öğrendik yeniden. Sanayi Bakanlığı biliyorduk. Tekrar öğrendik. O süreçlerin tamamı tamamlanıyor, bitmiyor. Sanayi Bakanlığı'na gidiyor. Sanayi Bakanlığı, Sanayi İl Müdürlüğü ekibini gönderiyor. Burada kamu yararı var mıdır, yok mudur? Kamu yararı karar alınıyor. Daha sonra Sanayi Bakanlığı'na gidiyor. Yine Bakan Genel Müdür, Bakan Yardımcısı Bakan kamu yararı karar alınıyor. Bu izinlerin tamamı Cumhurbaşkanımız buraya temel atmaya gelmeden önce çoktan tamamlandı. Dolayısıyla bu çocuk oyuncağı değil. Yani Cumhurbaşkanı'na temel attırılıyorsa buranın bütün izinleri de bütün tamamı ilgili OSB'nin kamu yararı kararı da toprak koruma kurulu kararı da geçirilmiş oldu, alınmış oldu. Ki dediğim gibi 2000 yılında kurulan OSB'de, OSB mülkiyetine geçmiş alanda bunları aramak bile anlamlı mıydı o da tartışılır. Ama arandı biz de aldık o izinleri. Sonra tabii bin dönüm şeklinde biz imar planlarını onaylatma süreci başladı. O süreçte işte arkadaşların söylediği işte bir milletvekilimiz itiraz etti. Sonra o da ben itiraz etmedim dedi Tufan Bey. İtiraz edildi dedi imar planına. Bunların hepsi Temmuz ayındaki şeyleri söylüyorum. Yeni bir şey yok yani. İşte bir avukat arkadaş herhalde itiraz etti imar planı. O değerlendirildi. İtiraz uygun görülmedi. İmar planı onaylandı. Askı süreci oldu. Onay süreci oldu. Firmalarımız tapularını aldı mı? Fişek aldı mı tapusunu? Aldı. Arıza aldınız mı tapunuzu? Aldı. Dolayısıyla hiçbir eksiklik kalmadı. Şimdi ikinci etap böyle. Üçüncü etap, üçüncü binlik kısım. Onun da askı süreci devam ediyor. Bu devam edecek. Bin beş bin dönüme kadar tamamı bu şekilde imar planları, inşaat ruhsatları onaylanmış olacak. Bu 5000 dönüm bitince de inşallah bitmeyecek. O zaman işte yeni OSB nasıl kurulur o zaman yeniden başlayacağız. Bir 5000 dönüm daha inşallah burayı doldururuz. Yani Kırıkkale'de bir silah ihtisas OSB var. Toplamı 500 dönüm. 500 dönüm muhteşem bir iş yaptık diyorlar. Biz 5000 dönümü çok kısa sürede dolduracağız Allah'ın izniyle. İnşallah. İkinci 5000'i de hemen başlayacağız. Hiç yani durmak yok. Onlar onun için sizlere yapar. Boş ver sen de bana bakmayın. Benim sloganım o. Onlar onun için sizlere izahatını yapar. Sağ olun. Evet. Dolayısıyla OSB ile ilgili kafanıza takılanlar varsa durun bu arkadaşlar. Yani herkes müşteri olsun. Bizim takip ettiğimiz tek şey bundan sonra 10 günde 15 günde geleceğiz. İlçe başkanlarımız takip edecek, oda başkanlarımız, kaymakamımız, sizler, buradaki herkes sağ olsun toplumun ileri gelen kardeşlerimiz, abilerimiz, küçüklerimiz, büyüklerimiz. Burada takip edeceğiz. Firmaları rahat bırakmayacağız buna göre. Yani firmalar söz verdi, bitireceğiz dediler. Firmalar bunu bitirecekler zamanında. İnşallah. Allah izin verirse biz en geç Mayıs'ta, Cumhurbaşkanımız Mayıs dedi. Ama Mart'ta biz, Mart'ta inşallah ilk etaplarda üretime başlayacak. Barut üreteceğiz, süreceğiz. Fişeğe üreteceğiz, kapsül üreteceğiz. Avcı arkadaşlar sordular böyle çok güzel poligonlarıyla, makine kimyadakinden daha modern, geniş alanlarıyla, sosyal tesisleriyle, lojmanlarıyla. İnşallah yarın OSB'nin sosyal alanları yapıldığında, düzenlemeleri yapıldığında, yeşil alanları yapıldığında ve camisiyle, toptan işte sağladığımız teknik lisesiyle, TOB'un bütün masrafını karşılayacağı teknik lisesiyle bura ilk kısmı Karma OSB. İlk kısmı, ilk binlik kısmı Karma OSB. Orayı artık firmalarımıza tahsis etmişiz. Tahsisler bitti. Ama ikinci kısımdan itibaren artık savunma sanayi OSB, büyük firmalarımız. Tabii diğer sanayi firmalarımız olursa seve seve onlara da burada inşallah bu OSB'de yer sorunu olmayacak. İnşallah. Gelen sanayicinin çalışacağı yer sorunu olmayacak. Biraz ilçede ev sorunu olacak. Evet. Çünkü Allah'ın izniyle başlayacak. Firmalarımız personel almaya başlayacak. İlan edecekler. Onda da hani bana geliyor bazen işte siz mi alıyorsunuz? Siz mi referans oluyorsunuz? Arkadaşlar ben personel almıyorum. Onu söyleyeyim. Yani firmalarımız burada ihtiyaçlarını bildirirler. Tabii ki ulaştırabilirsiniz. OSB kanalıyla, ticaret odası, kaymakamlığımız, ilçe teşkilatları ulaştırabilirsiniz. Ama biz burada kaliteli bir fabrika yapmamız lazım. Dünyaya ihracat yapacak bir yer yapmamız lazım. O yüzden firmalarımızın istediği vasıflara dikkat edelim. O standardı bozmamaya dikkat edelim. Aselsan nasıl adam alıyorsa biz de burada öyle adam alalım.
Ama bizim güvenlik şirketimiz olacak mı? Olacak. Yemek olacak mı? Temizlik olacak mı? Olacak. Servis olacak mı? Olacak. Tabii firmalarımız da bunlara dikkat etsinler. Mümkün olduğu kadar yerel kaynakları kullansınlar. Yani gidip de buraya güvenlik firmasını başka taraftan getirmesinler. Güvenlik personelini başka yerden almasınlar. Yani burada Endüstri Meslek Lisesi mezunu eleman varsa buradan alsınlar. İstenen vasıfta yoksa tabii ki Çorum'dan, diğer ilçelerimizden, Ankara'dan getirecekler. Biz de Sungurlu olarak bu firmalarımıza gözümüz gibi bakalım. Çünkü sanayiciler bizim için önemli, çok önemli. Onların yaptığı yatırımlar önemli. Biz onlara sahip çıkalım, onlar da bu memlekete sahip çıksınlar. Biz de geldiğimizde benim istediğim şu, geçmişlerimizin ruhuna bir fatiha okunursa bizim talebimiz bu sizlere. Her zaman sayın bakan, her zaman. Başka bir beklentimiz yok, başka bir hedefimiz yok. Bunu birkaç sefer söyledim ben. Allah hayırlı yerlerde hizmet etmeyi hepimize nasip etsin. Sizlerin duasını almayı nasip etsin. Amin. Bugün de bu kadar zahmet ettiğiniz, ben daha fazla sıcakta tutmayayım sizi. Allah hepinizden razı olsun. Bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Senin adını diyorum sayın bakanım. Yerde daha da işli hale geleceği için. Şişte kahve 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 geleceği için. Ş